Efendim kısa bir aranın ardından birlikte elimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saadet Partisi Adana Milletvekili adayları Saadet Gecesi'nde tanıtıldığı, yoğun katılımın olduğu geceye Genel İdare Kurulu üyesi Doktor Fatih Erbakan da katıldı. Siz AKP hükümeti bütün bu emirleri yerine getirip dünya siyonizminin bütün bu talimatlarını yaptıktan sonra Davos'ta gidip Van Milit deseniz ne olur, Tu Milit deseniz ne olur? Saadet Partisi Adana Gençlik Kolları Seyhan Kültür Merkezi'nde Saadet Gecesi adı altında bir program düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programın açılış konuşmasını Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok yaptı. Gecede konuşan Saadet Partisi Adana 1. sıra milletvekili adayı Yakup Budak, Saadet iktidarına işaret etti. Yeni fetihlerde, yeni fetihlerde seyit çavuşlar olacağız, Ulubatlı Hasanlar olacağız, Erbakanlar olacağız, genç kardeşlerim. Hepinize selam olsun, hepinize selam olsun, Saadet'in zaferine de şimdiden selam olsun. Programda konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doktor Fatih Erbakan, Başbakan Erdoğan'ın çılgın projesini eleştirdi. Anadolu Mağarası'nda 1,5 yaşında Kübra diye bir kız çocuğu açlıktan vefat etti. Annesiyle röportaj yapıyorlar. Niye oldu bu olay diye soruyorlar. Annesi ne dese beğenirsiniz diyor ki, benim eşim asgari ücretli. Bizim evimize aylık gelir olarak sadece 630 lira giriyor. Biz bu asgari ücretle haftanın çoğu gecesinde sadece kuru ekmek yiyoruz. Peki diyor, soruyorum, sadece kuru ekmek yiyen bir hanım çocuğuna verecek süt olabilir mi? O hanımın sütü olur mu? O hanım süt çocuğunu nasıl beslesin diyor. Bu acı tabloyu gerçekten gözlerimiz yaşararak tüylerimiz diken diken olarak izledik. Bir de öbür taraftan çıkmışlar 20 milyar dolarlık, 30 milyar dolarlık çılgın projeler açıklıyorlar. Ve mübarekler, önce bu mini kübralar için çılgın proje açıklayın. Önce bunları düşünün. Milli görüş gömleği olmazsa kübrayı ön plana alamazlar. Ancak zenginleri ön plana alabilirler. İnşallah o mini kübralar için ekonomideki kötü gidişata da dikkatleri çeken Erbakan, 12 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Gelir gelmez derhal yeniden denk bütçe yapacağız, havuz sistemi yapacağız. Bu milletin, bu devletin bir kuruşunu dış güçlere ve yerli rantiyeye yedirmeyeceğiz. İnşallah bütün bunları yapacağız. Bunları bizim için anlatmak da kolay, yapmak da kolay. Çünkü biz milli görüşçüyüz, hikaye anlatıyoruz. Programın sonunda Saadet Partisi Adana Milletvekili adayları sahneye çıkarak salondaki coşkulu kalabalığı selamladılar. Türkiye Genel Seçim